Tabii harekatta artık 12. 13. güne kadar geldik ve başarıyla harekatın devam ettiğini, ilerlediğini görüyoruz. Temelde hava taarruzuyla başladı harekat. Ardından karadan ateş destek unsurlarıyla birlikte Yöneltilen ateşle. terör hedefleri vurulmaya başlandı. Tabii aslında Türk Silahlı Kuvvetleri sürpriz bir hamle yaptı. Daha önce beklenen şekilde Azez Tarifat hattına doğru düz alanlarda özellikle harekatın başlaması bekleniyordu. Terör örgütünün de buna yönelik bir hazırlık yaptığı düşünülüyordu. Ama sürpriz şekilde Afrin'in hem kuzeyi hem de batı aksarında aynı anda 7 bölgede birden bir harekat başlatıldı. Bursa'ya da burada çok önemliydi. Bülbül nahiyesi ve etrafındaki alanlar, yine Raju, Şeyh Halit bölgesi ve Cinderes'te bir harekat başlatıldı. Genel anlamda değerlendirmelerde örgütün 7 bin, 8 bine yakın burada terör unsuru olduğu düşünülüyor. Doğrudan YPG'ye bağlı. Yine Amerika'nın bir şekilde yönlendirmesi, parayla satın almasıyla bazı Arap unsurlar da Ceşusu var ismiyle bu bölgede PKK'ya dahil olmuşlardı. Toplamda 10 bin kişilik bir terör gücü vardı. Bunların önemli bir kısmının temas hatlarında işte Tarifat, Minik Havalimanı, yine Şehba bölgesi dedikleri alanlarda ve Cinderes'te konuşlandığını biliyorduk. Ama aynı zamanda Türkiye'nin kuzey ve bir şekilde Afrin'in kuzey ve batısında da özellikle ciddi anlamda savunma hatları oluşturduklarını ve buralarda Türkiye'ye karşı hem asimetrik hem de hibrit savaş teknikleri kullanarak direnme çabası içerisinde olacaklarını görmüştük. Bursa'ya dağında bunu görmek mümkündü. Örgüt yaklaşık 7 yıldır bu bölgeyi elinde tutuyor ve dışarıdan da yardım alarak çok ciddi anlamda savunma hatları oluşturmuşlardı. Tüneller, özel kuleler, yine askeri mühendislikle yapılmış olan bir savunma hatları söz konusuydu. Tabii bunu terör örgütünün kendi kapasitesiyle bunları yapabilmesi mümkün değil. Bu anlamda dışarıdan askeri mühendislik anlamında yardım aldığını biliyoruz. Yine Amerika Birleşik Devletleri burada özellikle Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı'nda baba doğru ilerlerken bu bölgeden örgüt unsurlarının Türkiye'ye baskı oluşturabilmek ve babı bizden önce ele geçirebilmek için hareketlendiğini, Amerika'nın da hava desteği verdiğini o dönemde görmüştük. Tabii Türkiye başarıyla Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirince Münbiş'ten Afrin'e doğru PKK'nın kantonlarını birleştirmek için, toprak bütünlüğünü kurabilmek için hareketlenmesinin önüne geçilmiş oldu. Şimdi terörle, Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele için ikinci safha Zeytin Dalı Harekatı başarıyla icra ediliyor. Temelde benim öngörüm özellikle Bursa'ya dağından kuzeybatı aksına, ardından da Cinderes'e kadar geniş bir alan, yaklaşık 20 kilometrelik bir derinlikte tamamen kontrol altına alacak öncelikle. Çünkü burada temel hedeflerden bir tanesi de terör örgütünün Türkiye'de meskun mahallelere, sivil hedefleri doğrudan füzelerle vurmasını engellemek. Eğer bu güvenlik hattı oluşturulabilirse, işte Bülbül'ün, Raju'nun, Cinderes'in de alınmasıyla birlikte bu bölgede artık Türkiye'ye yönelik doğrudan bir terör tehdidi kalmamış olacak. Son olarak Afrin'den önce kritik eşik sizce neresi olacak? Tabi burada önemli olan meskun mahaller var. Şu anda Bülbül neredeyse kuşatılmış durumda. Bugün de burada özellikle çok ciddi ilerleme sağlandı. Birçok sayıda küçük yerleşim yeri ve köy ele geçirildi. Bülbül'ün etrafındaki hakim tepeler şu anda TSK'nın ve ÖSO'nun ve Suriye muhalefetin kontrolünde. Yine Raju önemli. Bu bölgede de ilerleme devam ediyor ve Cinderes. Cinderes Afrin'den sonra en önemli meskun mahal. Çok sayıda sivil insan yaşıyor. Bu bölgelerin bence alınmasından sonra Azez'in hemen batısında yer alan Minnik Havalimanı ve Tarifat hedef alınacak. Ardından ise Afrin tamamen kuşatma altına alındıktan sonra ele geçirilmeye çalışacak. Tabii bir şeyin altını bence çizmek gerekiyor. Harekatın görece yavaş gitmesindeki en önemli sebep TSK'nın ve ÖSO'nun sivil zayiat oluşturmama isteği. Ancak terör örgütünün ise buna mukabil canlı kalkan stratejisi izlediğini görüyoruz. Yani yapmaya çalıştıkları şey şu: cephe hatlarında, temas hatlarında TSK ve ÖSO karşısında direnemeyeceklerini gördükleri için Afrin başta olmak üzere Bülbül, Raju, Cinderes gibi meskun mahallelere çekilerek buradaki sivilleri bizim ordumuzun karşısında, ÖSO'nun karşısında canlı kalkan olarak kullanma çabasındalar. Bu yüzden de çok dikkatli bir şekilde harekat ilerliyor.